ve milli irade sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan kalkışma sonrası başlatılan demokrasi nöbeti tüm Türkiye'de olduğu gibi Antakya'da da devam ediyor. Enbiyaların
peygamberlerin duası var. Değerli dostlar, benim sizlerle ricam, az önce Defne ilçe başkanımız bahsetti. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah. Bazı hain, buradan bunu net belirtmek durumundayım. Bazı hainler var. Kripto deniyor bunlara. Bunlar değişik meslek gruplarında gizlenmiş, saklanmış ve sosyal medya üzerinden bu topluma ders vermeye çalışıyorlar. Biz bu oyuna gelir miyiz arkadaşlar? Bunlara fırsat verir miyiz? Allah sizlerden razı olsun. 15 Temmuz'dan bu zamana kadar bu meydanları dolduran sizlere ben teşekkür ediyorum. İnşallah reisimiz tamam diyene kadar meydanlardayız. Pazar günü taçlandıracağız. Neticeyi orada reisimiz söyleyecek. Tamam mı, devam mı diye. Onu belirteyim. Allah razı olsun. Şöyle bakıyorum. Defne'nin yaprağı, kardeşliktir toprağı, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyoruz. Diğer Defne'li kardeşlerimiz var. Alevisi, Sünnesi de demokrasi nöbetinde. Samandağ halkından arkadaşlar var. Antakya'mızın 95 mahallesinden insanlar var. Sağcısı var, solcusu var, Sünnisi var, Alevisi var. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Biz Allah'a hamdolsun biriz demek arkadaşlar. İnşallah. Bundan sonra da bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya da devam edeceğiz. Antakya Belediye Başkanımız Miran İsmail Kibirci. Tam merkezindeyiz. Dolayısıyla
Dünyanın birçok yerinde bu enerjiye ihtiyaç duyulan bir ortamda, bu bölgenin karmaşa içerisinde olmasıyla bu enerjiye ihtiyaç duyan gelişmiş devletler, bu bölgede gözü olanlara onların kurdukları oyunları tersine çevirip başlarına geçirmeye devam edecek mi? Komşularımızla iyi ilişkiler kurmaya, ekonomimizi daha üst noktalara çıkarmaya, bu noktada ne lazımsa yapmaya devam edelim mi? Evet. Edelim mi? Evet. Allah hepimizden razı olsun. Ülkemizde geçtiğimiz süreçlerde defalarca darbeler yapıldı. Defalarca ihtilaller yapıldı. Bütün bu gelişmelerimizi kesintiye uğratmak, Türkiye'yi eskiden olduğu gibi 70 senede muhtaç bir duruma düşürmek, adeta gücün karşısında diz çöktürmek ve aynı zamanda emir alan zayıf bir ülke konumunda olması için hesaplar, kitaplar yapan cümle aleme karşı Türk milleti olarak farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek ve her zamankinden daha fazla aynı safta, aynı amaç için gayret eden, bir arada duran, böylece hesap olanların hesabını ters yüz eden böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Sizler de bu şanlı Türk milletinin şerefli birer ferdi olmaktan gurur duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Bu darbenin sebeplerinden, kalkışmanın sebeplerinden en önemlisi Türkiye'nin ekonomik, sosyal, içtimai her bir yaşam alanında kat ettiği gelişmeler. Onun için son süreçte hep beraberce ortaya koyarak şu anda dünyanın en güçlü 16. ülkesi haline gelen bu şanlı devletimizi bundan sonraki süreçte dünyanın bir numarası yapmak için bugün bizler, gelecekte gençler olarak bugünün çocukları var gücümüzle çalışmaya, gayret etmeye devam edecek miyiz? Edecek miyiz? Allah hepimizden razı olsun. Son söz olarak en kutsal değeri olan canlarını bayrağı için, milleti için, aziz devleti için, bu vatan için ortaya koyan ve şehit olan aziz bütün şehitlerimize milletim adına sizlerin huzurunda hem şükranlarımı sunuyorum, hem Rabbimden onlara rahmet diliyorum. Mekanları Allah'ın izniyle cennettir. Bu kardeşlerimizin bugün biz yaşıyorsak onların bu fedakarlıklar sonucu yaşadığımızın altını çiziyorum. Kahraman gazilerimize de ortaya koydukları bu cesaretten, bu onurlu, şerefli duruştan dolayı milletim adına ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Haydi. Yallah.